Organik ve anorganik bileşiklerin genel özellikleriyle ilgili hazırlanan aşağıdaki tabloda hangi özelliğe ait işaretlemede hata yapılmıştır deniliyor. Erime kaynama noktaları yüksektir denilmiş. Anorganik bileşiklerin erime kaynama noktaları genellikle organik bileşiklerden yüksektir. Anorganik bileşikler deyince aklımıza daha çok iyonik bağlı bileşikler gelebilir. İyonik bağlı bileşiklerde güçlü etkileşimler olduğundan dolayı erime kaynama noktaları yüksektir. Tabii ki anorganik olup kovalent bağlı bileşikler de vardır. Fakat iyonik bağlı bileşikler anorganikler için önemli bir yer kaplamaktadır. B şıkkı çoğunlukla moleküler yapıldırlar. Yine moleküler yapıda olmak kovalent bileşikler için geçerli bir kavram. Organik bileşiklerdeki temel element karbon olduğu düşünülürse bir ametal. Yine organik bileşiklerin büyük bir kısmında hidrojen atomu da bulunuyor. O da ametal. Dolayısıyla organik bileşiklerimiz daha çok kovalent yapılı bileşikler tarafından oluşuyor. Bu nedenle moleküler yapıldırlar ifadesi organikler için doğrudur. Tekrar hatırlatıyorum. Anorganik olup moleküler yapılı bileşiklerimiz de var. Mesela karbondioksit ama daha çok organikler için geçerli bir kavram. C şıkkı tepkimeleri genelde yavaştır. Organik bileşiklerin reaksiyonları anorganiklere göre daha yavaştır. Bazıları günlerce bile sürebiliyor. D şıkkı genellikle kendine özgü kokuları vardır. Bu ifademiz organik bileşikler için doğrudur. Anorganikler için yanlıştır. Burada hatalı bir eşleştirme verildiği için cevabımız D şıkkı olacak. Çünkü bize hatalı olanlar sorulmuştu. Son olarak E şıkkına da bakalım. Genellikle petrol, kömür ve doğalgaz gibi kaynaklardan elde edilirler. Bu organik bileşikler için geçerli. Organik bileşikler fosil yakıtlardan elde edilmekteydi. Petrol, kömür, doğalgazla başlıca fosil yakıt kaynaklarımız. Dolayısıyla E şıkkındaki eşleştirme de doğru. Hatalı eşleştirme yapılan ve cevabımız olan şık D şıkkı. Karbonun doğal izotopları olan elmas ve grafitle ilgili hangileri ortaktır denilmiş. Birinci öncül sp2 hibritleşmesi yapmış karbon atomu içerme. Bu özellik grafit allotropu için geçerlidir. Grafitteki karbon atomları sp2 hibritleşmesi yapar. Elmasta ise bütün bağlar tekli sigma bağımız olduğundan dolayı karbon atomu sp küp hibritleşmesi yapacak. Dolayısıyla birinci öncül ortak değildir. İkinci öncül A örgülü kovalent kristal yapıya sahip olma. Biz bunu TYT konusunda da işliyorduk katılar bölümünde. Katı sınıflarından bahsederken kovalent kristallere ilk verdiğimiz örnek elmas grafitti. Elmas ve grafitte atomlar arasındaki güçlü kovalent bağlar A örgülü kovalent kristal yapıya sahip olduğunu bize göstermekteydi. İkinci öncül her ikisi için de ortaktı. Üçüncü öncülümüz elektrik akımını iletme. Grafit elektrik akımını iletirken elmas elektrik akımını iletmiyordu. Bu özelliğimiz ortak değil. Soruda bize ortak olanlar sorulduğundan dolayı cevabımız B şıkkı oldu. Karbon, hidrojen ve oksijenden oluşan organik bir bileşiğin elementleri arasındaki kütlece birleşme oranı bize verilmiş. Buna göre yargılardan hangileri doğrudur? Oranlara baktığımız zaman karbon elementi için 6 gram, hidrojen elementi için 1 gram, yine hidrojenle oksijen oranından da oksijen elementinin kütlesinin de 4 gram olduğunu söyleyebiliriz. Biz bir bileşikteki elementlerin mollerini oranlarsak o bileşiğin basit formülünü elde etmekteydik. Dolayısıyla elementlerimizin mollerini bulalım. Mol formülünü hatırladığımızda kütle bölü molekül ağırlığı bize molü vermekteydi. Karbon için kütle değerimiz 6 gram, atom ağırlığımız 12 olarak verilmiş. Hidrojen için kütlemiz 1, atom ağırlığımız da 1. Oksijen için kütlemiz 4, atom ağırlığımız 16. Burada mollerimizi karbon için 0,5, hidrojen için 1, oksijen için ise 4 bölü 16 yani 1 bölü 4'ten 0,25 mol olarak bulmaktayız. Elementler en küçük tam sayı olacak şekilde genişletilirse her tarafı 4 ile çarparsak C2H4O basit formülüne ulaşıyoruz. Birinci öncül ne demişti? Bileşiğin basit formülü CH2O'dur. Hayır, C2H4O'dur diyoruz. Birinci öncülümüz yanlış. İkinci öncül mol kütlesi 88 ise bileşiğin molekül formülü C4H8O2'dir. Öncelikle verilen molekül formülüyle basit formül uyumlu mu? C4H8O2'yi ikiye böldüğümüzde en basit halini aldığımız zaman C2H4O olarak buluyoruz. Yani basit formülümüz uyumlu. Molekül ağırlığı 88 yapıyor mu peki? 4 tane karbon olursa 48, 8 hidrojenden geldi 56,
2 tane de oksijen var. 32 gram da oksijenden geldi. 56-32 daha 88 uyumlu. İkinci öncülümüz doğru. Molekül formülüyle basit formülün uyumlu olduğunu ve molekül ağırlığında 88 olduğu için ikinci öncülü doğru dedik. Üçüncü öncül bileşiğin 11 gramı tamamen yanarsa normal koşullarda 11,2 litrelik karbondioksit gazı açığa çıkar. Basit formülün yanma tepkimesini yazarsak katsayıları oranlayarak bu öncülün doğru olup olmadığını belirleyebiliriz. Organik bileşiğin basit formülü C2H4O'ydu. Yanma tepkimeleri oksijenli olan tepkimelerdi. Organik bileşikler yandığında yapısındaki karbondan dolayı ürün olarak karbondioksit, yapısındaki hidrojenden dolayı da ürün olarak su açığa çıkaracaklar. Tepkimeyi denkleştirelim. Karbon sayısını eşitlemek için karbondioksiti 2 ile çarptım. Hidrojen sayısını eşitlemek için de suyu yine 2 ile çarpıyorum. Karbon ve hidrojen sayılarını eşitledik. Oksijen eşitliği için de 2 kere 2 4 karbondioksitten gelen oksijen, 2 kere 1 2 de sudan gelen oksijen. Toplamda 6 oksijenim var. Bir tane oksijenim organik bileşiğimizde geriye 5 oksijen kaldı. 5 oksijen olması için burası 5 bölü 2 olacak. Şimdi organik bileşiğimizin 11 gramı kaç mol bunu belirleyelim. Basit formüle göre aldığımız için buradan hesaplıyorum. Karbonumuz 2 tane vardı. 2 kere 12'den 24 gram. Hidrojen 4 gram geldi. Oksijen de 16 gram geldi. Topladığımız zaman basit formülün molekül ağırlığını 44 bulduk. 1 molümüz 44 ise 11 gram ne olur? 4'te 1 olduğu için 0,25 mol olacak. Katsayı 1 iken 0,25 ise katsayı 2 iken 0,5 mol. Katsayı 2 iken yine 0,5 mol madden var. Burada normal koşullarda 11,2 litrelik karbondioksit oluşur denilmiş. 1 mol normal koşullarda 22,4'tü. Bizim karbondioksidimiz 0,5 mol oluştuğuna göre ne olur dediğimizde 11,2 litre değerini buluruz. Üçüncü öncülümüz de doğru. Doğru olanlar sorulduğu için cevabımız D şıkkı oldu. Organik bir bileşiğin 0,2 molünün tamamen yanması sonucunda 1,8 mol ürün oluşuyor. Buna göre bu organik bileşiğin molekül formülü hangileri olabilir denilmiş. Öncelikle şunu hatırlatayım. Molekül formülüyle ilgili yorum yaptığımızda bir reaksiyonda 1 mol maddenin tepkimesi sonucunda açığa çıkan miktarlarla ilgili yorum yapacağız. Bize verilen organik bileşik molü 0,2 mol olduğundan dolayı 1 moldeki değerlerini yorumlamamız gerekiyor. O halde şöyle bir denklem kuruyoruz. 0,2 mol organik bileşik yandığında 1,8 mol ürün oluşuyorsa 1 mol yandığı zaman ne kadar ürün oluşur? Buradan sadeleştirme yapılacak olursa 0,2 ile 1 arasında 1'e 5 oranı var. 5 çarpı 1,8'den 9 mol ürün oluşur diyoruz. Bu aşamadan sonra verilen öncüllerdeki maddelerin yanma tepkimelerini yazıyoruz. Hangisinde ürün olarak 9 mol madde oluşuyorsa cevabımız bu maddeler olacak. Birinci öncüle bakalım. C4H10 organik bileşiğimizi oksijen ile yaktığımızda karbondioksit ve su oluşacak. Karbonları eşitlemek için karbondioksidi kullanacağım. Organik bileşiğimde 4 tane karbon olduğu için karbondioksitte de 1 tane karbon var. Eşitlik sağlamak adına 4 ile çarpıyorum karbondioksidi. Hidrojen sayım girenlerde 10, ürünlerde de 10 olması için suyumuzu 5 ile çarptık. Son olarak oksijen sayılarımızı da eşitleyelim. 8 tane karbondioksitten 5 tane de sudan geldi. Toplam 13 oksijen olacak. Oksijen eşitliği için oksijen molekülümüzü 13 bölü 2 ile çarpıyoruz. Ne arıyorduk arkadaşlar? 9 mol ürün oluşmasını istiyorduk. Katsayıların toplamı 9 olması 9 mol ürün oluştu anlamına gelecek. 4 karbondioksit 5'te H2O'dan toplam 9 mol ürünüm elde edildi birinci öncülle. İkinci maddemize geldik. C5H8. Yine yanma tepkimesini yazıyorum. Oksijenle olan tepkimeler yanmaydı. Tepkimemizi denkleştirelim. Karbon eşitliği için karbondioksidi 5 ile hidrojen eşitliği için suyu da 4 ile çarpıyorum. Oksijen sayılarını dikkate aldığımız zaman 10 oksijen karbondioksitten 4 de sudan 14 oksijen var. Oksijen sayılarını eşitlemek için elemental oksijeni 7 ile çarptım. Toplamda ürünlerde 5 karbondioksit 4 de sudan geldi. 9 karbondioksit oldu. Tepkimemize baktığımız zaman 5 mol karbondioksit 4 mol de sudan toplam 9 mol ürün oluştu. İkinci öncül de uyumludur diyoruz. Üçüncü öncüle baktık. C4H10O2. Bunun da yanma tepkimesini yazalım. Organik bileşiğindeki karbon varlığı karbondioksit oluşumuna, hidrojen varlığı da yanması sonucunda su oluşumuna neden oluyordu.
Tepkimeleri denkleştirirsek karbondioksidi 4 ile çarparsam karbonlar eşitlenecek. Suyu da 5 ile çarparsam hidrojenler eşitlendi. Oksijen eşitliği için 8, 5 daha 13 oksijenim var. Direnlerde bileşikten 2 tanesi geldi. 11 oksijen ihtiyacım var. Burada 11 bölü 2 ile çarpılacak. Yine yanma tepkimemiz sonucunda ürünlere baktığımızda 4 mol karbondioksit, 5 mol de su, toplam 9 mol ürün oluştu. Üçüncü öncül de yukarıdaki durumu destekliyor. Cevabımız E şıkkı olacak. Unutmayalım, biz molekül formülü ile ilgili yorumları yaparken organik bileşiğin 1 molüne göre yorum yapacağız. Yukarıda molekül formülü verilen bileşiklerden hangileri ile ilgili verilen bilgiler hatalıdır denilmiş. Öncüllere baktığımız zaman molekül formülü, Lewis formülü ve karbonun hibritleşme türü verilmiş. Bunların doğruluğunu kontrol edelim. Öncelikle verilen formülün Lewis gösterimini biz yapalım, sonra karbonun yaptığı hibritleşme türünü belirleyelim. Birinci öncülle başlıyoruz. Birinci molekülümün Lewis yapısı bu şekilde olacak. İncelediğimiz zaman bakın ortaklaşa kullanılan elektronlar bir bağ oluşturuyor. Şurası bir bağ, burada bir bağ, yine burada bir bağ var. Oksijenle karbon arasında tekli bağımız var. Oksijenle hidrojen arasında tekli bağ var ve oksijen üzerinde ortaklaşmamış iki çift elektronumuz var. Lewis formülümüz doğru. Karbonun yaptığı hibritleşmeyi belirleyelim. Wesper formülüne göre yapalım bunu da arkadaşlar. Biliyoruz ki biz Wesper formülü A, X ve E harflerinden oluşmaktaydı. A'mız merkez atomu. Burada bize karbon hibritleşme türü sorulduğu için karbonu merkeze alalım. X'imiz merkeze bağlı atom sayısı ya da atom grubu sayısını gösteriyordu. Karbon için 3 tane hidrojen, bir tane de şu OH yapısı bağlı bir grup. Toplamda 4 grup bağlıdır diyoruz. O halde Wesper gösterimimiz AX4 olacak. Wesper formülündeki E harfi ise merkez atomdaki ortaklaşmamış elektron çiftini gösteriyordu. Karbon elementimizde ortaklaşmamış elektron çifti bulunmadığından dolayı E değerimiz yok. Yine hibritleşme bulurken Wesper formülündeki doğrultu sayısına bakarsak X artı E değeri toplamı 4 olduğunda sp küp, 3 olduğunda sp2, 2 olduğunda sp hibritleşmesi yapıldığını hatırlatalım. Burada x artı e değeri toplamı 4 olduğu için yapılan hibritleşme değeri sp küp olacak. Burada sp dediği için birinci öncül hatalı oldu. Buradan gitti. Bize hatalı olanlar soruluyordu, dikkat edelim. İkinci bileşiğimiz için Lewis formülümüzü yazdık. Baktığımız zaman karbonlarla hidrojenler arasında tekli bağlarımız var. Karbonla azot arasında tekli bağ var. Evet. Azotla hidrojenler arasında tekli bağ var ve azotun üzerinde bir çift ortaklaşmamış elektron çifti var. Bu yapı da doğrudur Wesper formülümüz. Karbonu sormuştu hibritleşme türü olarak. Merkez atom olarak karbon alırsak A dedik. Karbona bağlı 1, 2, 3 bir de şöyle bir grubum var. Toplamda 4 grup bağlı. X değerim 4 olacak. Merkez atomda ortaklaşmamış elektron çifti bulunmadığından dolayı E değerini boş bırakıyoruz. X artı E değeri toplamı 4 olduğu için yapılan hibritleşme değerimiz sp küptür. Dolayısıyla ikinci öncül için verilen bilgiler doğruydu. Üçüncü öncüle bakalım. Yine Lewis formülünü çizelim. Lewis formülümüzü çizdik. Burada verilen Lewis formülü doğru mu? Bakalım. Karbonla hidrojen arasında tekli bağ var. Evet. Karbonla oksijen arasında şurada ikili bağımız var. Burada da yazmışız. Oksijen üzerinde ortaklaşmamış elektron çiftlerini yazdık. Burada karbon oksijen tekli bağı. Oksijen üzerinde ortaklaşmamış elektron çiftlerimiz ve hidrojen ile oksijen arasında tekli bağ. Wesper formülümüz doğru. Karbonun yaptığı hibritleşme türüne bakalım. Yine karbonu seçtik. Merkez atom A oldu. Merkeze bağlı 1. Şu grup 2. Bir de şöyle bir oksijenim var. 3 tane grup bağlı. Merkez atomda ortaklaşmamış elektron çift olmadığı için E'yi boş bıraktık. X artı E değeri toplamı 3 olduğundan dolayı sp2 hibritleşmesi yapılacaktır. Üçüncü öncülle ilgili verilen bilgiler de doğru. Bize hatalı olanlar sorulduğu için cevabımız A şıkkı oldu. Yukarıdaki moleküllerden hangilerinin merkez atom hibrit türü ve ideal bağ açısı doğru verilmiştir deniliyor. Bağ açısını ve hibritleşme türünü Wesper formülüne bakarak yorumlayalım. Öncelikle verilen moleküllerin açık yapılarını yazalım. Daha sonra Wesper formülüne göre yorumumuzu yapalım. Verilen bileşiklerde elementlerin etrafındaki tek noktaları birleştirdiğimizde ilgili Lewis formülleri bu şekilde olduğunu görüyoruz. Wesper formülünü hatırlarsak Wesper formülü A, X ve E harflerinden oluşmaktaydı. A'mız merkez atomu, X'imiz merkeze bağlı atom sayısı ya da atom grup sayısını, E'miz de merkez atomdaki ortaklaşmamış elektron çiftini vermekteydi.
Vesper formülümüzdeki doğrultu sayımız yani x artı e sayısı toplamı 4 olduğunda yapılan hibritleşme türümüz sp küp, 3 olduğunda sp2, 2 olduğunda sp hibritleşmesi olduğunu biliyoruz. Yine bağ açıları ile ilgili de şöyle bir yorum yapalım. Vesper formüllerine göre bağ açılarını yazdığımızda ax2 Vesper formülünde bağ açımız 180 derece oluyordu. Geometrimiz doğrusaldı. AX3 Vesper formülünde düzlem üçgen geometriden dolayı bağ açımız 120 derece. AX4'te düzgün 400'lü yapıya sahip olduğundan dolayı bağ açımız 109,5 derece. Vesper formülümüz AX3E olduğunda bağ açımız 107 derece. Bazılarında 107,3, 107,5 tarzında da karşımıza çıkıyor. AX2E2'de ise bağ açımız 104,5 derece olmaktaydı. Şimdi verilen moleküllerin Vesper formülünü bulalım. Merkez atomumuz berilyum A dedik. Merkeze bağlı iki tane atomumuz var. AX2 Vesper formülüne sahip. Merkezde ortaklaşmamış elektron çifti bulunmadığından dolayı E değerini boş bıraktık. Vesper formülü AX2 olduğunda X artı E değeri toplamı 2 olduğu için sp hibritleşmesi yapılacak. Hibritleşme türümüz doğru. Bağ açımız da 180 derece olacaktı. Bu da doğru verilmiş. Birinci öncülle ilgili bilgilerim doğru. İkinci öncüle baktık. Vesper formülümüz azot merkez atom. Merkeze bağlı 3 tane atom olduğu için x değerimiz 3. Merkezde bir adet ortaklaşmamış elektron çifti olduğundan dolayı E değerimiz de 1'dir. X artı E değeri toplamı 4 olduğundan dolayı yapılan hibritleşmemiz sp küp olacak. Burada sp kare demiş. Bağ açımız da AX3E'de 107 derece olacaktı. Bu da yanlış oldu. İkinci öncülü eledik. Üçüncü öncüle geldik. CH4 molekülü. Merkez atomum karbon. Merkeze bağlı 4 tane atomum olduğu için X değerim 4. Merkezde ortaklaşmamış elektron çifti olmadığından dolayı E'yi boş bıraktık. X artı E değeri toplamı 4 olduğu için hibritleşme türüm sp küp doğru verilmiş. Bağ açımız AX4'te 109,5 derece olacaktı. Burada 90 dediği için 3. öncülde elendi. Cevabımız doğru olan şıkkımız A şıkkı. Yukarıda verilen bileşikle ilgili yargılardan hangileri doğrudur denilmiş. Vesper gösterimi AX3'tür. Merkez atoma Vesper gösteriminde A diyorduk. Merkeze bağlı atom sayısına X diyorduk. 1, 2, 3 tane atom bağlı olduğu için X değerimiz 3. E değeri vardı bir de Vesper formülünde. E de merkez atomundaki ortaklaşmamış elektron çiftliğini ifade ediyordu. Karbon elementinin ortaklaşmamış elektron çifti bulunmadığından dolayı E değerimizi boş bıraktık. Dolayısıyla Vesper gösterimimiz AX3'tür. Doğru. İkinci öncül, karbon klor bağı sp kare p örtüşmesi ile kurulmuştur. Her bağ bir örtüşme sonucunda oluşur ve örtüşmelerde yarı dolu orbitaller kullanılır. Eğer bağ yapan atomlarda hibritleşme yapmış bir atom varsa örtüşmeye hibrit orbitali ile katılıyordu. Eğer hibritleşme yapmamışsa son katmanında bulunan yarı dolu orbitaliyle örtüşmeye katılacaklar. Peki bir bağın hibritleşme yapıp yapmadığını neye göre karar veriyorduk? Bağda bulunan bir atom toplamda molekülde en az 2 sigma bağı yapmışsa bu atom hibritleşme yapmıştır yorumunu yapıyorduk. Eğer en az 2 sigma bağı içermemişse hibritleşmesi yoktur diyeceğiz. Moleküldeki atomlara baktığımız zaman en az 2 sigma bağı içeren tek atom karbon atomu. Dolayısıyla burada sadece karbon atomu hibritleşmiştir diyoruz. Peki yaptığı hibritleşme türünü belirleyelim. AX3 Vesper formülündeki hibritleşme türümüz hatırlarsak X artı E değeri toplamı 3 olduğunda sp kareydi. Burada da AX3 yapısından dolayı karbon sp kare hibritleşmesi yapacak diyoruz. Bağdaki diğer atomumuz kimdi? Klordu. Klor tek sigma bağı içerdiği için hibritleşme yapmaz. Dolayısıyla örtüşmeye son katmanında bulunan yarı dolu orbitali p orbitaliyle katılacak. Bunu da nereden çıkarıyoruz? Klorun elektron dizilimi yapıldığında bakın 3p orbitalinde 5 elektron bulunması gerekiyor. Elektronları orbitallere yerleştirdiğimiz zaman bir tane yarı dolu orbital olduğunu görüyoruz. İşte bu orbitali örtüşmeye katılan orbital oluyor. Dolayısıyla sp kare p örtüşmesi oluşmalı. Burada da sp kare p örtüşmesi oluşur denilmiş. Üçüncü öncül molekülde toplam 3 sigma 1 pi bağı vardır. Tekli bağlar 1 sigma bağını, ikili bağlar 1 sigma 1 pi bağını, üçlü bağlar ise
1 sigma 2 pi bağını göstermekte bize. Molekülümüzdeki sigma bağlarını sayarsak bir tane karbon hidrojen arasında, bir tane klorla karbon arasında, ikili bağdan da yine bir tane sigma bağı geliyor. Toplamda 3 adet sigma, ikili bağdan dolayı 1 adet de pi bağımız gelecek. Üçüncü öncül de doğrudur. Cevabımız E şıkkı oldu. İkinci periyot elementleri olan X ile Y arasında oluşan kovalent bağlı XY3 molekülünde ortaklanmamış elektron çift sayısı 10'dur. Buna göre XY3 molekülle ilgili hangileri doğrudur deniliyor. Dikkat ederseniz bize verilen elementler ikinci periyot elementleri. Bunu kullanacağız. Ve toplamda ortaklaşmamış elektron çift sayısı 10'dur denilmiş. XY3 molekülünü yazdığımızda ortaklaşmamış elektron çiftinin 10 olabilmesi için Y'lerden 3'er çift ortaklaşmamış elektron çifti gelecek. Bu haliyle 9 tane ortaklaşmamış elektron çiftimiz var. Bir tane de X'ten gelen ortaklaşmamış elektron çiftimiz bulunacak. Molekülü bu şekilde yazdığımız zaman bütün atomlar oktetinde tamamlamış oluyor. O halde öncülleri bu molekül yapısına göre yorumlayalım. Birinci öncül apolar bir moleküldür. Molekülümüze baktığımız zaman yapısında 2'den fazla atom içeriyor ama tür olarak değil. Tür olarak 2'den fazla olsaydı direkt polar derdik zaten. Sayı olarak 2'yi geçtiğinden dolayı Wessberg formülünü yazıyoruz ve merkez atomda bağ katılmayan ortaklaşmamış elektron çifti var mı yok mu buna bakacağız. Bizim molekülümüzde X'in üzerinde bir tane ortaklaşmamış elektron çifti bulunduğundan dolayı molekülümüz polar bir moleküldür diyeceğiz arkadaşlar. Yani Wessberg formülünde E'si bulunduğu için ne oldu? Polar bir molekül dedik. İkinci öncele geldik. Wessberg gösterimi AX3E'dir. Merkez atoma A diyorduk Wessberg gösteriminde. X'i A olarak alırsak merkeze bağlı 1, 2, 3 tane atom var. X değerimiz merkeze bağlı atom sayısını ifade etmekteydi. Bir de Wessberg formülünde E harfi var. O da merkez atomda ortaklaşmamış elektron çiftini ifade ediyordu. Bizim molekülümüzdeki merkez atomda ortaklaşmamış bir çift elektron olduğu için E değerine de 1 dedik. İkinci öncülümüz doğru. Üçüncü öncül molekül şekli üçgen piramittir. Wessberg formülü AX3E olduğunda molekül geometrimiz üçgen piramit oluyordu. Üçüncü öncül de doğru. Dördüncü öncül yoğun fazda moleküller arasındaki etkin kuvvet hidrojen bağıdır. Hidrojen bağı olabilmesi için molekülde hidrojen artı klor, oksijen ya da azot grubundan birisi olmalı. Bizim elementlerimiz ne demiştik biz? İkinci periyotta bulunuyor. X 5A grubu elementidir. Bakın bağdan gelen bir elektron var X'e ait. Bir de üzerinde ortaklaşmamış iki elektronu var. X 5A grubudur. İkinci periyot 5A grubu azot elementidir. Ancak Y elementimizin grup numarasına dikkat ederseniz 2, 4, 6 bir de bağdan geldi 7A grubu bir halojendir. Dolayısıyla molekülün içerisinde hidrojen olmadığından dolayı hidrojen bağı vardır diyemeyiz. Burada molekül polar olduğu için dipol kuvvetleri etkindir denilmesi gerekiyordu. Dördüncü öncülüm yanlış. Zaten hidrojen birinci periyotta bulunuyor. Hani burada grupları falan çıkaramasınız bile ikinci periyot elementleri dediği için molekülde hidrojen olmaz. Hidrojen yoksa hidrojen bağı olma durumu söz konusu değildir. Bize doğru olanlar sorulduğu için cevabımız C şıkkı oldu. Yukarıdaki moleküllerden hangilerinde karbon ile oksijen atomları arasındaki orbital örtüşme türleri doğru olarak verilmiştir deniliyor. Öncelikle moleküldeki karbon ve oksijenden hibritleşme yapmış olanları ve hibritleşme türlerini belirleyelim. Buradaki karbon oksijen bağımız şurada geliyor. Hibritleşme yapabilmesi için bir atomun en az 2 tane sigma bağı içermesi lazım. Karbon elementimiz 2 tane sigmadan daha fazla bağ içeriyor hatta. Hibritleşme yapacaktır dolayısıyla. Oksijen elementimiz ise 1 sigma içeriyor, bir de 1. Dolayısıyla 2 tane sigma olmadığından ötürü hibritleşme yapmaz. Hibritleşme yapan atomlar örtüşmeye hibrit orbitaliyle katılır. O halde karbondaki hibritleşme türümüz ne? Arada çiftli bağ vardı. Karbon 4A grubu normalde sp küp yapar ancak yapısında pi bağı varsa yapmış olduğu hibritleşme değerinden pi bağı düşülecek. Bizim karbonumuz bu molekülle bir adet pi bağı yaptığı için yaptığı hibritleşme türü ne olacaktır? sp küp eksi birden sp kare olacaktır. Oksijen ise hibritleşme yapmadığı için örtüşmeye yarı dolu orbitaliyle katılacak. Oksijen elementinin elektron dizilimi yapıldığında yarı dolu orbitalinin p orbitalinde bulunduğunu görmekteyiz.
1S2, hatta yazalım. 1S2, 2S2, 2P4. Bakın buradaki 4 elektrondan ikisi yarı dolorbitallerde olacak. Dolayısıyla bu iki orbital örtüşmeye katılacak. Burada SP kare P örtüşmesi vardır diyoruz. Tekrar söylüyoruz. Hibritleşme yapmayan atomlar yarı dolorbitaliyle örtüşmeye katılıyor. Arkadaşlar bu örtüşmemiz sigma bağı için geçerlidir diyeceğiz. Bir de yapıda bir tane pi bağı var. Biliyorsunuz ikili bağda bir sigma bir pi bağı vardı. Pi bağları her zaman hibritleşmeye katılmayan bağ eksenine dik yan yana örtüşen pp orbitalleri arasında olacak. Dolayısıyla buradaki pp örtüşmemiz de pi bağını temsil eder. Birinci öncüle baktığımız zaman bize verilen orbital örtüşme türleri doğrudur. İkinci maddemize baktık. Karbon oksijen bağı burada. Buradaki karbonumuzdaki bütün bağlar sigma olduğundan dolayı ne olacak? SP küp hibritleşmesi yapacak. Oksijenimiz ise bakın burada iki tane sigma bağı yapmış. Nereden anlıyoruz? Şu yapıyı açık şekilde düşünürseniz oksijenle hidrojen arasında da bir bağımız var. İki tane sigma bağı yaptığı için bu oksijen de ne yapmıştır? Hibritleşmiştir. Hibritleşme türünü de belirlerken şöyle diyoruz. 4A, 5A, 6A grubu elementlerinin bütün bağları sigma ise SP küp hibritleşmesi yaparlar. Eğer yapıda pi bağı varsa hibritleşme değerinden düşülür. Hatta bakın üstte de karbon normalde 4A SP küp yapar. Yapısında bir pi bağı olduğu için hibritleşme değerinden düşmüştük. Onu da not alalım. Pi bağı sayısı hibritleşme değerinden düşülür dedik. Birinci molekülümüzde bu yüzden SP kare demiştik. Burada oksijenimiz pi bağı yapmadığı için direkt SP küp hibritleşmesi yapmıştır diyoruz. Dolayısıyla ikinci öncüldeki karbon ve oksijen arasında SP küp SP küp örtüşmesi olacak. Çünkü iki tane sigma bağı içerdiği için oksijen hibritleşir. Bize verilen örtüşme türü ise yanlış olarak verilmiştir. Üçüncü öncül buradaki oksijen ve karbon arasındaki bağlara bakarsak bakın yine oksijenimiz iki tane sigma bağı yaptığı için SP küp hibritleşmesi yapar diyoruz. 6A ve pi bağı içermediğinden dolayı. Karbonumuzla yine ister sağ ister sol fark etmez. Bütün bağları sigma olduğu için hidrojenleri açık şekilde yazarsanız sigma bağlarıyla bağlı karbona. Bu karbonumuz da 4A grubu ve bütün bağları sigma olduğu için SP küp hibritleşmesi yapacak. Dolayısıyla buradaki örtüşme biçimimiz de SP küp SP küp olacak. Burada bize yanlış bir örtüşme türü verilmiş. Üçüncü öncülüm de yanlış. Cevabım doğru olan şık sorulduğu için A şıkkı olacak. Aşağıdaki moleküllerden hangisi ile ilgili verilen bilgiler hatalıdır denilmiş. Moleküllerimiz Wessberg gösterimi, molekül geometrisi ve bağ açı değerleri verilmiş. Öncelikle verilen moleküllerin açık yapılarını yazalım. Verilen moleküllerin açık yapılarını yazdık. Buradaki değerleri Wessberg formülüne göre yorumlayacağız. Wessberg formülü neydi? A, X ve E harflerinden oluşmaktaydı. A merkez atomu, X merkeze bağlı atom sayısı ya da atom grubu sayısını, E ise merkez atomdaki ortaklaşmamış elektron çiftini veriyordu. Birinci moleküle baktığımız zaman en çok bağ yapan karbon atomumuz merkez atom. Merkez atom en çok bağ yapan atomdu arkadaşlar. A dedik, merkeze bağlı 4 tane atom olduğu için X değerimiz 4. Merkeze bağlı ortaklaşmamış elektron çifti olmadığından dolayı E değerini boş bıraktık. Wessberg gösterimimiz AX4 ifadesi doğru. Wessberg gösterimi AX4 olduğunda molekül geometrimiz düzgün 4 yüzlü ve bağ açımız 109,5 derece olmaktaydı. A şıkkımız doğrudur. B şıkkına geldik. Buradaki merkez atom fosfor. A dedik. Merkeze bağlı 1, 2, 3 atom olduğu için X değerimiz 3. Merkeze ortaklaşmamış elektron çifti olarak da 1 çiftimiz var. Wessberg formülümüz AX3E. Verilen Wessberg formülü doğru. AX3E Wessberg gösterimindeki geometrimiz üçgen piramitti. Bağ açımız da 107 dereceydi. Bağ açı değerimiz bazen bize 107,3 derece olarak da veriliyordu. Bunlar yaklaşık değerler arkadaşlar. B şıkkımız doğru. C şıkkına geldik. Merkez atomu iki karbondan birini seçebilirsiniz. A diyoruz. Merkeze bağlı 1, 2 bir de şöyle bir grubum var. Toplamda 3 grubum bağlı olduğu için X değerimiz 3 olacak. Merkeze bağlı ortaklaşmamış elektron çifti olmadığı için E değerimiz yok. Wessberg formülüne baktığımız zaman AX3 doğru verilmiş. Wessberg gösterimi AX3 olduğunda molekül geometrimiz düzlem üçgen olacaktı ve bağ açımız da 120 derece olacaktı. BH3 molekülüne baktığımız zaman yine merkez atom bor. Merkeze bağlı 3 atom olduğu için X değerimiz 3. Merkezde ortaklaşmamış elektron çifti bulunmadığından dolayı da E değerimiz boş bırakılıyor. Wessberg gösterimimiz AX3 yine
Aynı şekilde molekül geometrimiz düzlem üçgen ve bağ açımız 120 derece olacak. Son olarak verilen asetilen molekülünde iki karbondan birini merkez olarak seçersek, merkeze bağlı bir de şöyle bir grubum var. Toplamda iki grubun bağlı olduğu için X2 diyorum. Merkezde ortaklaşmamış elektron çifti bulunmadığından dolayı E değerini boş bıraktık. Burada bize Wessberg gösterimi yanlış verildiği için cevabımız, yanlış olan şıkkımız E şıkkı olacak. Doğrusunun olması lazımdı. AX2. AX2 olduğu zaman geometrimiz doğrusal ve bağ açımız 180 derece olacaktı. Bize farklı bilgiler verildiği için cevabımız E şıkkı oldu. Aşağıdaki bileşiklerden hangisinin molekül içi bağ türü veya yoğun fazda moleküller arasındaki bağ türü yanlış verilmiştir deniliyor. Molekül içi bağ türü dediği zaman atomlar arası aklımıza gelecek. Burada aynı atom mu, farklı atom mu buna bakacağız. Eğer atomlar aynıysa apolar, farklıysa polar diyeceğiz. Yazalım bunu bir. Diğer durumumuz ise moleküller arası etkileşim türü sorulmuştu. Birinci öncele baktık. Molekülün açık yapısını yazarsak bağları daha iyi görürüz. Bağlara baktığımız zaman bütün bağlardaki atomlar birbirinden farklı olduğu için bağ türümüz polar kovalent olacak. Yapıya baktığımız zaman molekülümüzde hidrojen ve fon grubu birlikte bulunuyor ve etkileşim halinde olduğu için moleküller arası etkileşim türümüz hidrojen bağı olması gerekiyordu. Çünkü hidrojen bağında ne oluyordu? Molekülde hidrojen artı fon grubu bulunması gerekir ve etkileşim içinde olması lazım. Bize verilen molekülde de hidrojenle fon grubu bulunuyor ve etkileşim içinde, yani birbiriyle bağ yapmış durumda. Dolayısıyla burada London kuvveti değil, etkin olan bağ türümüz hidrojen bağı olacaktı. Etkin dediğimiz en güçlü etkileşimi anlamına geliyor. Yanlış olan ve cevabımız olan şık A şıkkıdır. Diğerlerine de hızlıca bakalım. Azot trifluorür bileşiğinde atomlar azot ve flor farklı atomlar olduğu için bağımız polar kovalent. Yine molekül yapısını incelediğimiz zaman yapıda ikiden fazla atom olduğundan dolayı Lewis yapısına bakacağız. Lewis yapısına baktığımızda merkez atomunda ortaklaşmamış elektron çifti varsa böyle moleküllere polar molekül diyorduk. Polar moleküller arasında oluşan etkileşim türümüz de dipol dipoldü. Şöyle molekül polarlığından da kısaca bir bahsedelim. Notumuzu yazdık. Molekülde ikiden fazla atom varsa, yalnız burada dikkat edeceğiz. Tür olarak 2'yi geçmeyecek. Yani tür olarak değil diyoruz. Çünkü tür olarak 2'yi geçtiği zaman o molekül direkt polardır arkadaşlar. Tür olarak 2'yi geçmiyor ama sayı olarak 2'yi geçiyorsa aynı burada olduğu gibi, bakın toplamda 4 atomum var. Ne diyoruz? Lewis yapısına bak. Merkezde ortaklaşmamış elektron çifti yoksa molekül apolar, varsa polar. Bizim Lewis yapımızda merkez atomda ortaklaşmamış elektron çiftimiz olduğu için bu molekül polardı. Polar moleküller arasında oluşan etkileşim türü de dipol dipoldü. C şıkkına geldik. Atomlar aynı olduğu için apolar kovalent bağ var. Yine molekül iki atom, ikisi de aynı olduğu için apolar bir moleküldür. Apolar moleküller arasındaki etkileşim kuvveti de London'dur. Diğer türe geldik. Bağlara bakarsak, bakın açık yapılarını bir yazalım. Açık yapısını yazdık D şıkkındaki molekülün. Bakın burada karbon karbon arası atomlar aynı olduğu için apolar kovalent bağ da var. Diğer atomlar arası bağlar farklı atomlar arasında olduğundan dolayı polar kovalent de var. Yani her ikisini de içeriyor. Bu öncülümüz doğru. Toplamda yapıda ikiden fazla farklı tür atom olduğundan dolayı polar bir moleküldür ve etkileşim türü dipol dipoldür. Bazı arkadaşlar şunu diyebilir: hocam burada hidrojen ve fon grubu var, hidrojen bağı demeyecek miyiz? Hayır demeyeceğiz, çünkü arkadaşlar ne demiştik? Hidrojenle fon etkileşim içinde olmalı, yani birbiriyle bağ yapması lazım. Buradaki oksijenimiz hidrojenle değil karbonla bağ yapmış. O halde hidrojen bağı vardır demiyoruz. Polar bir molekül olduğu için, ikiden fazla tür atom içerdiği için dipol dipol etkileşimi vardır diyeceğiz. Tekrar hatırlatıyorum. Hidrojen bağı olabilmesi için hidrojen ve fon etkileşim içinde olmalı. Önemli bir örnekti. E şıkkına geldik. Karbondioksit yapısını yazalım. Atomlara baktığımız zaman farklı atomlar olduğundan dolayı bağımız polar. Moleküle baktığımız zaman bakın şu kural gereğince yine molekülde ikiden fazla atom var. Toplamda 3 atom var. Lewis yapısına bak dedik. Merkezde ortaklaşmamış elektron kalmadığından dolayı bu molekül apolar bir moleküldür. Burada söylediğimiz gibi apolar moleküller arasındaki etkileşim kuvveti de London kuvveti olacak. Yanlış olan ve sorumuzun cevabı olan şık A şıkkı.
Sadece karbon, hidrojen ve oksijen atomları içeren bir organik bileşiğinin m gramının tamamen yanması için normal koşullarda 28 litrelik oksijen gazı harcanırken birer mol karbondioksit ve su oluşuyor. Buna göre m değeri kaçtır deniliyor. Arkadaşlar, bizim bileşiğimizde karbon, hidrojen ve oksijen atomları bulunduğu söylenilmiş. Yanma tepkimesi sonucunda karbondioksit ve su açığa çıkmış. Burada açığa çıkan karbondioksit miktarı organik bileşiğimizdeki karbon elementi ile ilgili bilgi verirken, açığa çıkan suyun molü ise organik bileşiğimizdeki hidrojen elementi ile ilgili bilgi verecek. Öncelikle elimizde oluşan karbon ve hidrojen elementlerinin miktarını bulalım. Soru bize ne demişti? 1 mol karbondioksit ve 1 mol su oluşuyor. 1 mol karbondioksit içerisinde 1 mol karbon gelecek. 1 mol karbonun ağırlığı da 12 gramdır. 1 mol sudan, bakın, 1 çarpı 2'den 2 mol hidrojen gelecek. Buradan gelen hidrojen gramında 2 gramdır. Bizim bileşiğimizde bir de oksijen elementi olduğu söylenilmişti. Buradan yapacağımız yorum şu şekilde oluşacak. Oluşan ürünlerdeki oksijen ile girenlerdeki oksijen birbirine eşit olmalı. Şimdi oluşan ürünlerde 2 mol oksijen karbondioksitten 1 mol de sudan gelecek. Toplamda ürünlerde 3 mol oksijenim var. Girenlerde de 3 mol oksijen olması lazım. Bakın, bize soru ne demişti? Bu tepkimenin yanması için normal koşullarda 28 litrelik oksijen gazı gerekiyor. Normal koşullardaki 28 litrelik oksijen gazı kaç mol? Bunu bulalım. Normal koşullarda 1 mol 22,4 litre ise 28 litre ne kadardır dediğimizde buradan 1,25 mol oksijen olduğunu bulacağız. Buraya 1,25 mol yazarsak, bunu da 5 bölü 4 diye yazabiliriz. 1,25 çarpı 2'den arkadaşlar 2,5 mollük bir oksijenimiz elemental oksijenden gelecek. Toplamda 3 mol oksijen olması için geriye kalan oksijen miktarı organik bileşiğimizden gelecek. Dolayısıyla bizim bileşiğimizde 0,5 mol oksijen vardır diyeceğiz. 0,5 mol oksijen de şuraya yazalım. Kaç gram yapar arkadaşlar? Atom ağırlığı 16 olduğuna göre oksijenin 16 çarpı 0,5'ten 8 gram yapacak. O halde buradaki elementlerin toplam kütlesi bize m değerini verecektir. Çünkü m gram demişti yanan bileşiğe. Topladığımız zaman 22 gram değerine ulaşacağız. Cevabımız C şıkkı olacak. Unutmayalım, buradaki mol miktarlarını atom ağırlıkları ile çarparak gram değerlerini bulmuştuk.